Kuşadası Sokak Festivali'ne 3.sunun basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. 3 sene önce Sayın Başkanımın bir hayaliyle yola çıktığımız, sonra bu hayalini değerli hem sanatçı hem danışmanımız hem gastronom, artık hangi özellik televizyoncu hangisini sayabileceğimi şaşırıyorum Ayhan abi bazen. Neyse, hepsini toplar kabul edeyim. Sevgili Ayhan abiyle paylaşıp arkasından da Kuşadası'na özel bir konseptle devam eden Kuşadası Sokak Festivali ana temasını bu sene Akdeniz üzerine oturturdu. Akdeniz'den birçoğu komşu ülkelerimizden 7 şefi buraya getirdik. Bunun yanı sıra tabii diğer etkinliklerden farklı olarak sokakta lezzetin yanında, sokakta sanat, sokakta eğlence, hepsi bir arada dolu dolu bir 3 gün geçireceğiz. 3 senede bu işe başladık. Galiba çok iyi karşılandı. Bu sene artık ne yapalım derken, bu sene dedik Akdeniz Havzası yapalım dedik. Bu festivali yapıyoruz ama tabii buradaki esas adam, yani esas oyuncu, burada da filmlerde, esas oyuncu, baş aktörümüz, başkanımız. Bu işe sempatik yaklaşımı tabii. Yani kaba tabiriyle esas oğlan ödedi. Esas oğlan. Bu festivalde sırasıyla anlatıyorum. İspanya, Fransa, Hırvatistan, Tunus, Yunanistan, Türkiye ve en son İtalya. Niye en son İtalya? Çünkü tatlı tiramisu olacak. Yani tatlı sonuna gelir. Onu en sona koyduk. Çok güzel bir katılım olmasını ümit ediyoruz. Şansımıza hava çok güzel. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, öncelikle tekrar buluştuğumuz için çok mutluyum. Yine Akdeniz'in 7 ayrı bölgesinden gelen Dünya Şefler Birliği'nin değerli üyeleri, sizler de hoş geldiniz. Sizleri kucağında böyle güzel bir etkinlikte ağırlamaktan da çok mutluyuz. Tabii ki bu işin mimarı, her ne kadar has olan diye beni gösterse de aslında bu işin gerçek mimarı sevgili Ayhan Sicimoğlu, sevgili abim, dostum. Siz de hoş geldiniz Ayhan abi. O yüzden tabii bir iş doğru insanlarla, doğru organizasyonla ve özveriyle yapıldığında başarılı olduğunu düşünüyorum. Her zaman bunun doğru olduğuna inandım. Bugüne kadar da yaptığımız işleri hep böyle yapmaya çalıştık. Sokak Festivali'nin hikayesini Ayhan abi anlattı. 3 sene önce bir hayalle başlayan şey, onun muhteşem vizyonuyla gelişti. Biz de bu işi doğru organize etmek için elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Arzumuz bu işin uluslararası bir boyuta kavuşmasıydı. Bu sene de Dünya Şefler Birliği'nin katkılarıyla 6-7 daha doğrusu Akdeniz ülkesinin bir arada bu faaliyeti gerçekleştiriyor olması yine Dünya Şefler Birliği'nin akredite belgesiyle beraber gerçekten uluslararası boyuta kavuşmuş bir etkinliğe Kuşadası kavuşmuş oldu. Tabii biz dünyada özellikle pandemiden sonra gelişen ciddi bir tematik turizme katkı koymaya çalışıyoruz. Olabildiğince sokakta, olabildiğince geniş temalı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bu da Türkiye'nin ilk tematik festivali diyebilirim. Çünkü aynı anda sokakta müziğin, sokakta sanatın ve sokakta lezzetin olduğu Türkiye'nin ilk tematik festivalini Kuşadası'nda uluslararası boyutta hayata geçirmiş olmaktan, geçiriyor olmaktan çok mutluyum. Ben hem hemşerilerimi, hem misafirlerimizi hem de bu etkinlik için Kuşadası'na gelecek olan tüm misafirlerimizi 2-3 gün boyunca Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük keyif alacağız. Umuyorum uzun yıllar bu işe devam edeceğiz ve Kuşadası'nda nasıl altın güvercin geleneksel bir hale geldiyse sokak festivalinde geleneksel bir halde bu kente mal olacak bir aktivite olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ve sokak festivalimiz bu sene de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanımız da size çok teşekkür ediyoruz. Başkanım. And for sure, we'll be back. Thank you very much.